Bahçedeki ağaçlarımızı budayacağız bugün. Budamada yıllardır, 30 küsür senedir ziraat teknikerliği yapmış bir yakınımız yardımcı olacak bize. Necmi Yılmaz. Birazdan nasıl budayacağını da anlatacak kendisi. Mevsim itibariyle budama mevsimi ama görüyorsunuz hava şartları çok kötü. Yani olması gerekenden fazla iyi bahar ayları gibi. Neredeyse ağaçlar tekrar patlayacaklar. Ama bu şartlarda bile mecburen bazı budamalar yapmamız gerekecek. Şimdi budama için kullanacağımız aletler bir tane testere. Belli çapın üstündeki dalları keserken kullanıyoruz. Normalde bu budama makasımız var. Asıl burada önemli olarak söylemem gereken şey şu. Birden çok ağaç budayacağız burada. Ağaçların içerisinde bazılarında hastalık olabilir, bilemiyoruz. Tedbirli olmamız gerekiyor. Bunun için her ağaca başlarken bir kere dezenfekte etmemiz lazım bütün kullanacağımız aletleri. Daha sonra da o ağaçtaki budamayı bitirip bir sonraki ağaca geçerken yine tüm kullanacağımız aletleri dezenfekte etmemiz lazım. Sabunlu su yaptık. Onun içerisinde bir sünger bulunduruyoruz. Bu süngerle bütün aletlerimizi sileceğiz. Daha sonra sildikten sonra da kendi yaptığımız doğal sirkeyle de üzerine sıkıyoruz ve böylece temizliğimizi gerçekleştirmiş olduk. Mevsim içerisindeyiz. Ocak, Şubat aylarında da bu budamayı yapabiliriz. Neşinama olmadan yani uyanmadan sonra, su faaliyeti olmadan bunları yapmamız lazım. Eğer geç kalırsak patlama olur, o zaman da ağaçtaki değme verme düşer yani. Tekrar canlanma olur, patlamadaki kastımız o. Onun için daha öz su faaliyeti durduktan sonra, öz su faaliyeti olana kadar biz burada bu işlemi yapmamız lazım. Budamaya başlamadan evvel benim kendi prensibim şu, malzemeleri bir dezenfekte yapmamız lazım ki bir ağaçtan diğerine bir hastalığı götürmeyelim ve onları enfekte etmeyelim. İkincisi de ağacın yanına git, mesela şu elma ağacının yanına geldiği zaman hemen şurada bir ağacı kesmeye başlarsan olmadı. Hemen dalları kesmeye başlamayacağız. Burada önce bir defa bu ağacın etrafında iki defa döneceksin. İki defa bu ağacı etrafa döneceksin. Çünkü eğer yanlış bir dalı veyahut da bir şeyi kesersen tedavisi mümkün olmaz. Gübrelemesini falan yaptınız, buna işlemesini yaptın ki bu ağacı büyütmemiz gayet iyi oldu. Gittikçe de büyüyor ve sene içerisinde sürgünlerin boyu neredeyse bir metreyi bulmuş. Bir metre sürgün vermiş, bu da yerin şeyini, yerini sevmiş, yapıyor. Şimdi ben arayayım ben bu hastalığımı. Şimdi burada elimizde bir testeremiz var, bir makasımız var burada. Şimdi burada budamaya başlarken işaretlemeyi ben şahsen şu anda kezdim. Nereye keseceğim, nasıl edeceğim, ağacın bu dengesini bozmayacağım. Efendim, ağaca hiç zarar vermeden bu işi bitirmek istiyorum. Birincisi şu, daha evveliyatında budama yaptığımız zaman kenarlardan sene içerisinde çıkan bu obur dalları şöyle kesmeye başlıyoruz. Şunları kesiyoruz. Bir. İkincisi, işe giden dalları. Şunları kesiyoruz. Şunu kesiyoruz. Birbirine binmeyecek, zarar etmeyecek dalları kesiyoruz. Şimdi bu turadan bir sene işte çeken bu damları çıkarıyorum. Bunlar bu ağaca zarar. Yani ağacın kullanacağı besin maddesini bunlar ortak oluyorlar. Şöyle diyelim. Mesela bir yemek yapılmış. Yemeğe getirmiş. 5 kişi yiyecek bu yemeği. 5 kişilik bir şey var. Menü var burada. Fakat öyle bir oldu ki bu 5 kişi yemeği yiyen adam bu sefer buraya 10 kişi geldi. Ne oldu bu sefer? 10 kişi yediği zaman bunlar az kaldı çoğunluk, değil mi? Şimdi ağaç da aynı. Yani şimdi buradaki bu dalları kesmekle biz bunun besleyebileceği kadar bu şeyi yapıyoruz. Besini alıyor bu. Yoksa bunlar buraya girecekler, ne meyve verirler ne bir şey. Ortak olacaklar. Ağacın büyümesine engel olacak. Onun için bu dalları çıkarmamız lazım. Çıkarıyoruz. Önce şunları bir tane yiyelim. Aşağı doğru giden, mani olan, tacı bozmaya çalışanları keseceğiz.
Bunlar seramik kallar. Bunlar bize lazım değil. Tekrar bir yerden eğer bir tan verme durumumuz varsa o tallardan istifade edebiliriz. Yalnız içeride oru büyüyenler, efendime söyleyeyim, şeye mani olanları keseceğiz. Öyle dönüyor. Bilhassa içe doğru giden dallar. Güneşlenmeye mani olanları çıkartmamız lazım. Birbirinin üzerine binen dallar. Bunları da bu gezmek suretiyle, dolanma suretiyle bunları yavaş yavaş hepsini çıkaracağız. Bitireceğiz. Bu dallar bir senelik elinden dallar. Bunlar da bir şey yok. Şimdi mesela şuradaki dala bak. Bu dalın bir tanesi içe bir tanesi dışa bulmuş. Dengeyi sağlamak için ne yapacağız? Şuradaki şunu çıkaracağız. Şunu da çıkarsak şunu da çıkaracağız. Bunu da çıkaracağız. Şimdi şuradan bir tanesi gideceğim. Buradan şuradan verirsek şu boşluğu doldurmaya çalışacağız. Çatal bıraktığınız zaman meyveye yatacağı zaman ya da burada birbirine tam meyvesi olur. Ağırlık bastığı zaman yarar burayı. Yardığı zaman da ağaca zarar olur. Onun için bunu şuradan çıkaracağız. Bakın bunlar içeri doğru büyüdükçe ağacın şeyini kesecek, güneş lambasını kesecek. Onun için çıkarıyorum bunları. Yani, sürgünleri şunlardan evet, mı çıkıyor? Evet. Tabii bak bu közde yanıyor var ya. Buradan şimdi sürecek. Biz ileride burayı şurayı doldurtturacağım burayı. Buradan çıkan sürgünlerle şu ara dolacak. Esasında bunun mümkün olduğu kadar kesmelerde şivine. Şivi demek şu şekilde yapıyoruz da şuradan eğer su bu akarsa bu ağaca gelip de buralar yapmasın. Bir tane göz bıraktım burada. Buradan bu göz fırladığı zaman buraya büyüyecek. İleride bunun yerine şurayı dolduracağım şuraya. Burayı dolacak. Doldurmak için o tarafa bakan o tarafa gözün bir üstünden tarafa, kestin. Biraz üstünden kestin. Evet. Süreni. Şuradan göz bıraktım. Hmm. Buradan bu tarafa dolduracağım. Dal var, burada bir dal var. Bunu buralardan bir yerden kesecek. O şimdi nereye uzatacak ki? O şuradan keserse, şuradan keserse bu tarafa uzayacak. Ha. Şurada göz var, buradan bu tarafa gelecek. Tamam. Aha. Ortası boş mu kalacak? Evet. Ortasını bir yükün olduğu kadar boşaltacağız ki güneş alır. Çanak gibi olduğu zaman ona goble deniyor. Goble tarzı budama. Ortası boş, çanak haline geldi. Gördüğünüz gibi hiç aceleye gelecek bir şey yok. Hepsi sakin sakin, tane tane yapılması gerekir. Çünkü bu yanlış önemli kesin. Bir operasyon yapılmış oluyor. Yanlış kesilse bir şey yaramaz. Yani sürekli etrafında tur atarak şey tamamlanıyor. Mecbur. Önce birinci seferde görmediklerimizi tekrar tekrar görüyoruz. Ocağım var. Şimdi ocağı da.
Biraz kalın kendi kendine hocam. Bakın bu da çok güzel. Bu dal böyle uzuyor. Bu dalın şuradan kesseydi eğer, buradan kesseydi şu arkada sürgün vardı. Çıkacak sürgün yine içeriye doğru gidecekti. Keserken ne yapmaya çalışıyoruz? Açmaya çalışıyoruz. Onun için dışarıya doğru sürgün verecek noktanı biraz üzerinden kesiyoruz. Kesme yeri de önemli. Geleceği planlıyorsunuz. Sürgünleri niye kesiyoruz? O uzayan sürgünleri. Şimdi bunları kesmezsek de uzanacak, yukarı gidecek. Gittiği için de ağaca şey vurur yani. Yer. Bu sene kestikten sonra bunun büyümesini bırakıyoruz zaten. Yanlara doğru vermiyor. Ve ileride bu meyveye yatacak, meyve tamir edeceğiz. Pazide meyve gözleri var. Ben işte şunun ömürcünü kısaltmayacağım bak, onlar çok uzun. Bunları mı? He. Oo. Çok uzun. Bunları keseceğiz ya sonra. Çatal yerleri 45'ten yukarıda olması lazım. 60 derece en ideal. Kendi sizlere anlatmaya çalıştık. Budamada nereye dikkat ediyoruz, nasıl yapıyoruz. Goblet tarzı budamalarımızla budamıştan bunu sıkıldık.